Merhaba, bugün gündemi değerlendireceğiz T24'te Murat Sabuncu ile birlikteyiz. Merhaba Murat tekrar. Merhabalar. Şimdi gündemimizde önemli konular var. Aslında CHP'nin bu Suriye politikası ile birlikte bundan sonra ne yapacağı konusu çok önemli. Çünkü tezkereye evet dedi. Bir şekilde hükümetin siyasetinin de bir parçası olmuş haline geldi Suriye konusunda. Oysa bir taraftan Suriye meselesi artık iktidarın Rusya ile ve Trump'la görüştüğü, götürdüğü ve bunun çerçevesinde döndüğü bir mesele ve gündemi aslında iktidar belirlemiş oldu. Ve CHP şu anda bütün bunlar olup biterken gündem yaratmakta ne kadar başarılı, bu sorunun cevabını arayacağız. Çünkü Suriye operasyonu olurken bir taraftan ekonomideki kriz devam ediyor. Haydarpaşa'nın ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmedi ve daha birçok başlık var. CHP ne yapacak? Önemli şeylerden bir tanesi bu. Biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu mecliste konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'de Putin'le görüşüyor. Önce istersen Suriye meselesiyle başlayalım. Şimdi şöyle başlayalım. Bugün bütün yorumlara baktığımızda aslında ne olacaksa bugün belli olacağı konuşuluyor. Çünkü Erdoğan Soçi'de Putin'le bir araya gelecek. Ama öncesinde Rusya'dan yapılan açıklamalara baktığımızda Ruslar şöyle dediler. Suriye'nin toprak bütünlüğü Suriye'den sorulur. Yani doğrudan adresi Esad olarak gösteriyorlar. Ne diyeceksin? Buradan ne çıkmasını bekleyebiliriz ki bugün? Şimdi çok çok açık ve net. Bugün sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin o masada değiller. Esad da o masada oturuyor. Fiilen oturuyor aslında. Fiilen olmasa bile manevi olarak orada oturuyor. Sabah saatlerinde Esad İdlib'deydi. Orada Suriye askerleriyle görüştü. Bu bir mesaj. Çünkü İdlib sorunu aslında Suriye'nin son çözülmeyen sorunu. Bir kere masada orada Esad var ve Peskov'un senin de söylediğin gibi Kremlin sözcüsünün söylediği Şam'la konuşmanızı çözmeniz lazım dediği kısım çok önemli. Bu birinci boyut. İkinci boyut ne olabilir, ne çıkabilir bugün? Türkiye ne istiyor biliyoruz. Sabah Cumhurbaşkanı giderken de söyledi. 30 kilometrelik derinliğinde bir bölgede var olmak istiyor. Sınırında tamamında bu 444 kilometrelik bölümde de var olmak istiyor. Rusya bunu Esad'la ve Şam rejimine nasıl çözeriz formülünde aslında birkaç gündür Dışişleri Bakanı Lavrov vasıtasıyla başka vasıtalarla açıkça ortaya koyuyor. Ne diyor Rusya? Bir, Adana mutabakatına uyu diyor. Nedir Adana mutabakatı? 5 kilometrelik bir giriş çıkış izni veriyor. Tırnak içinde terörü bir şekilde takip etmek, yormak için. Bir bunu bir noktaya koyalım. Adana mutabakatından bahsediyorlar. İki, Lavrov diyor ki oradaki Kürt güçlerle ilgili, Türkiye'nin terörist olduğu Kürt güçlerle ilgili diyor ki bölgedeki bütün Kürtler silahlarını bırakarak Suriye Anayasa Komisyonu'nun hazırlanması aşamasında bir yerde bulunmalılar diyor. Bu nereye adres? Malum 30 Ekim'de Cenevre'de Suriye Anayasa Komisyonu toplanacak. Oraya da aslında Kürtlere bir şekilde dolaylı olarak Türkiye'nin terör diye nitelendirdiği güçlere de bir çağrıda bulunuyor. İkinci nokta bu. Üçüncü nokta tabii İdlib konusu. Bugün o da çok net. Yani artık işin tırnak içinde sonuna gelindi diye düşünüyor Rusya. Amerika'nın da çekilmesiyle beraber bölgeden neredeyse fiili olarak Suriye'deki bütün bu olanların düzenleyicisi bir şekilde karar vericisi haline geldiği için de kendisi hariç Suriye topraklarında bulunan Türkiye'yi de bir şekilde geçici, kalıcı bu operasyonları bitirip farklı noktaya çekilmesini istiyor. Ben böyle görüyorum. Yani İdlib'den bu Kürt konusuna kadar bir sürü noktada Türkiye'yi farklı masaya çekmeye çalışacak. Şimdi tabii böyle iç siyasete baktığımızda işte kahramanlık destanları yazıldı, onlar yapıldı, bunlar yapıldı. Trump'ın nedir adı mektubu gündemdeki yerini aldı. Öncelikle şunu söyleyelim. Hakikaten orada şehit olan askerlerimiz var. Tabii. Ve arkasından da gündeme çok oturan yani iktidara da yakın Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından bazılarının işte ama çok şey de kazandık. Orada müteahhitlerimiz inşaat yapacaklar. İran kuzeyinde daha önce kendilerini kanıtlamışlardı minvalindeki açıklamalar. Tabii çok yürek yaralayıcı. Çünkü sonuçta şu ana kadarki operasyonda askerler hayatlarını kaybettiler. Siviller, Siviller, askerler. askerler. Evet. Dolayısıyla şunu sormak gerekiyor. Yani ne oldu? Nereye geldik? Nereye vardık? Şimdi Erdoğan'ın bugünkü açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına bakıyoruz.
Şöyle diyor. Güvenli bölgeden çekilen teröristler götürebilecekleri silahları götürdüler. Kalanlarını da biz toplayacağız. Şimdi bu garip bir açıklama değil mi? Götürebildikleri silahları götürüyorlar. A. Nereye götürüyorlar? B. Zaten siz bu terör elinde silahlı teröristler demiyor muydunuz? O zaman nereye gitmesine izin veriyorsunuz? Götürebileceklerini götürebilirler. Geri kalanları da bizimdir demek nasıl bir şey? Ya tabii Şirin Payzan 2011'den beri Türkiye'nin bu Suriye işine müdahil olmasıyla beraber o kadar çok iniş çıkış yaşandı ki. Hani ben artık Cumhurbaşkanı'nın veya ekibinin söylediği hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Bir tane örnek yayına gelmeden evvel bakıyordum Cumhurbaşkanı. Çünkü er ya da geç hep dolaylı olarak Esad'la görüşüyoruz diyor ama bir kere yandaş basının Esad'den Esad'a geçme tekrar başlaması bana ipuçları veriyordu ama belli ki Rusya'nın zoruyla Türkiye Esad'la bir şey yapacak. Çok değil, 1,5 sene evvel 27 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Tunus ziyaretinde ve basın toplantısında diyor ki Cumhurbaşkanı çok açık ve net söylüyorum Esad ülkesine devlet terörü estirmiştir. Aslında kendisi bir teröristtir. Asla ve asla Suriye'nin geleceğinde yeri olmayacaktır diyor. Şimdi 2 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bu cümlelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ne yazık ki acının, ölümün olduğu yerde bir amiyane tabir vardır. Bu pilav çok su kaldırır diye. Türkiye öyle bir hat izledi ki Davutoğlu'nun o Osmanlıları tekrardan işte o topraklar üzerindeki etkisi alanda da olalım, masada da olalım, sonra onun gitmesi, Cumhurbaşkanı'nın bunu çok sevmesi, devam ettirmesi. Şimdi bu silahlar konusu da yani Cumhurbaşkanı hep söylüyordu 30 bin tır Irak'tan Amerika silah verdi diyordu. İşte bunlar geri alınacak. Ya bir kere bunun envanterini bile bilmiyor Türkiye. Yani kaç tane silah var, kimin elinde, hangi silahlarla oradaki YPG'lilerin elinde ne var? Bunların hiçbir tanesi bilinmiyor. Dolayısıyla şimdi şu noktaya tabii geliniyor. Türkiye Kürtlerle konuşmak yerine hani Türkiye'nin tarifi işte teröristler kaldı ki biliyoruz ki daha evvel Türkiye o dönem PYD'li Salih Müslim o dönem PYD'nin başındaydı. Ankara'ya çağırdı, görüştü, bir şey vardı. Onu yapmak yerine dolaylı olarak ister istemez Amerika'yla da Rusya'yla da adını farklı koysanız da oradaki insanlarla görüşüyorsunuz. Ve o zaman da size bazı şeyleri zorluyorlar. Sizin farkında bile olmanız noktaları, siz ya kabul ediyorsunuz ya içinde oluyorsunuz farklı bir nokta geliyor. Dolayısıyla Türkiye Trump'la Putin'in arasında özellikle Suriye konusunda çok ağır bir şekilde ezilmiş bir ülke haline geldi şimdi. Tabii şimdi iktidarın yakın basını demeyeceğim artık onların basını. Evet. Televizyonları diyelim zaten çoğu öyle hazineden beslenenler, destek alanlar. Onları seyrettiğin zaman işte orada müthiş bir meydan muharebesi kazandı, her şey yok edildi, bitirildi. Bir takım eski AK Partili isimler bile bu yönde açıklamalar yapılıyordu. Köküne kadar ezeceğiz, mezeceğiz ama bu açıklama bize gösteriyor ki bir kere elde silah, senin de söylediğin gibi envanterini bilmediğimiz silahlar var. Ve bu silahlarla YPG'liler gidiyorlar, nereye gittikleri konusunu bilmiyoruz, başka bir yere sonuçta o... silahlı YPG'liler bir yerde varlar. Buharlaşmıyorlar yani. Orada devam ediyor mevcudiyetleri. Kalacak olanlar mesela Erdoğan'ın söyledi. Bu silahların gerisini biz toplayacağız. O toplananlar kime verilecek? Ne olacak o silahlar? Şimdi, bunu biliyor muyuz? Şimdi bir kere ben şöyle düşünüyorum Şirin Payız'ın. Bu Kürt tırnak içindeki güçleri, Türkiye'nin terörist diye bahsettiği Kürt güçleri er ya da geç Suriye ordusunun bir yerine monte edilecekler. İkincisi o topraklarda Türkiye'nin istediği kadar rahat dolaşmasının önünde de Rusya bana sorarsan engel olacak. Nereden biliyoruz? Ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanı bundan bir hafta 10 gün evvel? Membiç'e de gireceğiz, Kobani'ye de gireceğiz. Girebildiniz mi? Giremediniz. Evet. Niçin? Çünkü son dakikada Amerikalılar çekilince Rusya'nın, Putin'in isteğiyle Esad'la YPG, PYD güçleri arasında bir görüşmeler serisi götürüldü. Suriye rejimine Kobani ve Membiç göz göre göre tırnak içinde Türkiye'nin bu Erdoğan'ın istemediği bir şeydi. Teslim edildi. Şimdi kim var orada? Rejim güçleri var. Rejim güçleri kim? Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü Rusya'nın, Putin'in arkasında olduğu güçler. Şimdi dolayısıyla hani Türkiye göreceğiz hep beraber güvenli bölgeden oradaki hayallerine kadar pek çok konuda minimize edecek. Adana mutabakatını o 5 kilometreyi 10 kilometreye çevirirse çok sevinecek. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı giderken basın toplantısı yaptı. Soru cevaplarda işte şunu söyledi. Orada iki tane niyetimiz var. Güvenli bölge oluşturmak.
2 milyon Suriyeli'yi oraya yerleştirmek. Şaka mı yapıyorsunuz? Şimdi siz oradaki güvenli bölgeye iki katlı ev yaptık, bak bir de orada önde bahçe yaptık diye o 2 milyon Suriyeli'yi, muhtemelen o bölgede yaşayan insanları koyarak bunlar ne yiyecekler, ne içecekler, nasıl barınacaklar, nerede çalışacaklar? Yani hakları, böyle, hukukları ne olacak? Kim yönetecek orayı kim mesela? Kim yönetecek? Hani bir de şu var tabii. Hani bir de hani başka bir soru daha sorayım. Peki 2 milyon Suriyeli gitti. 1 milyon 600 bin tane kalacak. Siz Türkiye'de o Suriyelileri entegre edecek politikaları geliştirdiniz mi? Onu düşündünüz mü? Nasıl bir hareket? Yani o kadar karışık bir bataklığa Türkiye girmiş durumda ki çok zor bir durum hakikaten. Şimdi evet, yani dolayısıyla bu böyle hani önemli sorular ortaya çıkıyor. Senin de bu altını çizdiğin. Sonra tekrar dönelim. Biraz önce söyledin işte yürütülen siyasette gidiliyordu, namaz kılınıyordu. Evet. Gittik geldik, bir daha asla görüşmeyiz, Suriye'nin geleceğinde yok. Ama bugün Soçi'ye gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bakalım. Biz Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Evet. Şimdi Suriye'nin bütünlüğünden tarafız, tam lafı tarafız dediğin zaman bir, sen demek ki gidip oraya inşaat şirketlerinden, müteahhitlerinden orayı dayayıp döşeyip oraya insanları yerleştirip orayı bir Türkiye'nin nasıl diyeyim aneksi haline getirme hakkına sahip değilsin. Çünkü Putin de adres gösteriyor. Esad'la görüş diyor. Esad'ın bugün söylediklerini sen söyledin. Zaten bütünlüğüne tarafız dediğinde sen Esad'ı kabul etmiş oluyorsun. Dolayısıyla bu aslında buradaki Suriyelilere de bir anlamda doğruyu söylememek oluyor. İçlerinde gitmek isteyen varsa. Evet. Ne diyorsun? Yani şöyle bir şey. Türkiye'nin bu günlük değişen dış politikaları. Biz iki hafta evvel Bekir Arda'da da konuştuk. Bir zamanlar Türkiye'nin dış politikasını hani ciddi bir şekilde götürülen ve bu iktidar tarafından monşeller olarak tırnak içinde alay edilmeye çalışılan o ekibin aslında ne kadar Türkiye'yi yıllarca düzenli ve düzeyli bir politikada götürdüğünü görmüş olduk. Birincisi bu. İkincisi şu andaki iniş çıkışları şuna bağlamak lazım belki de Şirin Payız'ın. O kadar azaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındaki ekip. İnan ki 3 kişiyle 5 kişiyle Ankara'dan aldığımız kulislerle biliyoruz ki 3 kişinin 5 kişinin kafasından çıkan bir hayal, bir politikayla Türkiye'ye götürülüyor. Sayın Erdoğan, Sayın Kalın, Fahrettin Altun yeni katıldı aralara, Sayın Çavuşoğlu ama yani hani bu ekip çoğalmıyor, giderek de azalıyor. Düşünebiliyor musun? Diplomaside en son bir ülkede herhalde askeri kıyafet giyilecek olsa ülkenin Dışişleri Bakanı girer. Değil mi? Neden? Son dakikaya kadar barışı, kan akmamasını istemek, talep etmek lazımdır. Harekat, Türkiye'nin harekat dediği operasyon başlamadan evvel, bir gün evvel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu asker kıyafetli fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. Eski askerlik zamanında. Şimdi böylesine savrulmuş bir politika zincirinde bu tabii Esad'ı da kabul edeceksiniz. İsteyin ya da istemeyin. Çünkü sizin bölgede artık hakim hale gelmiş Rusya'nın bir şekilde sizi götürdüğü yere doğru gideceksiniz. Oradan kazandığınız, senin biraz evvel söylediğin çok önemliydi. Oradan kazandığınız işte 5 kilometre artıydı şunu bunu da içeride iç siyasette ya büyük bir zafer kazandık. Hadi bakalım bunu konuşalım diye insanlara bunu sunmaya çalışacaksınız. İşte yani konuşmamıza gerek yok zaten. Yapılan yayınları görüyoruz ve insan hayretler içinde kalıyor. Bu yayınlar nasıl yapılabiliyor diye ve baktığımız zaman her yerde bu yayınlar açık ve insanlar da belki AK Parti seçmeninde bakıp vay be biz neler yapmışız diyorlar ama sonuçta gerçeklerin ortaya çıkmak gibi de kötü bir huyu var. Bunu biraz önce laf arasında geçirdim ama bence gerçekten çok ciddi bir sorun. İlnur Çevik sonuçta herhangi sıradan bir insan değil. Cumhurbaşkanının danışmanıyım diye çıktığı yayında ve karşısındaki zat da ona hiçbir şekilde soru sormuyor. Şu sözü edebiliyor. 50 küsur kadar şehidimiz var. Küsur dediği askerler. Asker küsur diye asker şehit adlandırılabilir mi? 50 küsur şehidimiz var. Tabii bunlar üzücü diyor ama kazanımlarımız da oldu. Müteahhitlerimiz orada iş yapacaklar. Bu çok hakikaten yani bilmiyorum bugün için insanların gündeminde mi ama çok acı bir açıklama diye düşünüyorum. Amaç yani sadece orada bir takım müteahhitleri bu ekonomik krizden çıkarmak için bir alan yaratmak mıydı? Sorusunu akla getiriyor. Şimdi sen biraz önce dedin bu diplomatların yani kariyer diplomatlarının yok olması Türkiye diplomasisinden büyük sorun oldu. Şimdi Trump sayesinde Amerika Birleşik Devletleri de bu sıkıntıyı yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektup tabii ki çok tartışma yaptı. Türkiye'ye yapılmış bir hakaret olarak addedildi. Evet doğrudur. Kılıçdaroğlu da bunu vurguladı ama bugün Cumhurbaşkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ilgili açıklamasına bakalım. Ruhani'nin etrafına çatlak sesler geliyor. Bu çatlak sesler beni ve arkadaşlarımı son derece rahatsız ediyor. Şimdi bu bir diplomatik açıklama mıdır? Evet. Tabii hani şu çok ağır bir şey. Senin dediğin gibi dünya belki de son dönemde popülist liderlerden çok çekiyor Şirin Payız'ın. Yani Trump'tan Orban'a kadar. Bu popülizmin en önemli özelliklerinden bir tanesi de hepimiz biliyoruz ki ne kadar az ses çıkarsa bir toplumda, ne kadar tek ses çıkarsa bunu ne yazık ki liderler mutlulukla karşılıyorlar. Bunu bir düzen politika ama ne kadar çok ses, ne kadar çok tartışma olursa sonuçları iyi bir yere doğru giden bir sistemler serisi görüyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sabah giderken söylediği etrafındaki çatlak sesler çıkıyor. Niye bir tartışmanın, bir farklı sesin, bir farklı yorumun olmasına ne gibi bir zarar olabilir? Çok özür dilerim, oraya gideceğim. Bir de şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başta Ruhani olmak üzere bu çatlak sesleri susturmaları gerekirdi. Evet. Şimdi başka bir ülke, tamam İran'ın da çok sesli bir ülke olmadığını elbette ki biliyoruz. Ama sonuçta bazen bir cumhurbaşkanı söylemek istemediğini yanındaki söyler değil mi? Ya başka bir ülkenin susturmaları gerektiği bir de üstüne üstelik çok da kabul edilemeyecek anladığım kadarıyla bir diplomatik nasıl söyleyeyim ikaz bile değil emir üzerinden bir mesaj veriliyor. Tabii Türkiye susturulanların ve susanların ülkesi olduğu için Şirin Payız'ın. Belki de hani bu örnek üzerinden düşünebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu önerisini yani hani Türkiye artık biliyoruz ki genelde tek sesin çıktığı, tek sesin medyadan, kendi medyalarından yayınlandığı bir nokta haline geldi. Birkaç küçük yer hariç. Dolayısıyla bu öneri diye tabii insan üzülerek dinliyor. Ama şunu da tabii belki belirtmek lazım. Bu arada İran'ın da Rusya'nın çok mutlu etmeyen bir ülke haline geldiğini de biliyoruz. Yani Suriye'deki İran varlığı da bir şekilde Rusya'yı rahatsız ediyor. İlerleyen günlerde şunu görebileceğiz. İran'ın tekrardan Suriye başta olmak üzere Rusya ve Türkiye ile de biraz farklı noktalarda daha farklı seslerin bugün Cumhurbaşkanı'nın atıf ederek Sayın Ruhani hariç diyor ama yarın bir gün Ruhani'den de farklı sesler duyabiliriz. Çünkü Suriye noktasında İran'ın sadece Kürtlerle değil bölgenin genelinin durumu ile ilgili de rahatsızlıkları var. Başta İdlib'de Türkiye'nin daha yakın olduğu gruplarla ilgili daha farklı, daha birbirine sert çıkabilen sözlerin de gelebileceği bir Türkiye-İran ilişkine de gidebiliriz diye düşünüyorum. Peki Mahir Esen şu anda telefon şu anda daha henüz bağlanamamışız. Evet. Mahir Esen Moskova'yı yakından izleyen bir gazeteci. Evet. Tele1'in de Moskova temsilcisi. Mahir'den de birazcık bu Putin-Erdoğan görüşmesinden ne beklemeliyiz'in ayrıntılar alalım istedik. Moskova tarafının ne düşündüğünü bilmek önemli. Bu sıralar tabii biz Türkiye'de özellikle genelde bütün konuşmasına izin verilen medya diyelim. Kendimizi ayrı tutuyorum. Biz zaten konuşuyoruz da ana akım medya. Sadece Türkiye tarafının neler dediğine odaklanmış olduğu için yurt dışının ne dediğini çok az kaynaktan takip edebiliyor seyircilerimiz. Evet. O anlamda da önemli. Şimdi tabii Fransa ve özellikle Avrupa Komisyonu'ndan gelen açıklamalar da çok önemli. Evet. Mesela bugün dediler ki bir dakika sizin bu ateşkesiniz bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Evet. Dolayısıyla orada yani tabii şöyle bir şey. Şimdi Avrupalıların da şahane bir siyaseti yok. Yani Macron'un Suriye politikasında biliyoruz bu meselenin, bu savaşın, Suriye'nin bu durumun bu seviyeye gelmesinde Fransızların ne büyük günahları olduğunu çok iyi biliyoruz. Yine mülteci sorununda o noktada haklı, yalnız bırakılmış bir Türkiye var. 4 milyon mülteci konusunda dünyanın hiçbir formülü yok ne yapılacağı konusunda. Kendi içindeki radikalleşmeyi çözememiş bir Avrupa'dan bahsediyoruz. En fazla radikal cihatçı Avrupa Birliği ülkelerinden gidiyor. Şimdi bu ortamda da hani Türkiye ile ilgili politikalarının sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Ama nasıl olacak da yeniden bir normalleşme sürecine girecek onun da bende cevabı yok. Tabii çok doğru bir noktanın altını çizdin. Yani başta Avrupa Birliği, Batı'nın Suriye konusunda çok fazla hani kendini savunabileceği bir şey yok. Orada oturduğu yerden
Hatırla Davutoğlu dönemindeki pazarlıkları hatırla. Yani Türkiye'ye, Türkiye vatandaşlarına serbest giriş çıkış hakkı vermek için Suriyeliler üzerinden pazarlık yapıldı Şirin Pays'ın. Başta Merkel olmak üzere. Hatırla defalarca Türkiye'ye gitti geldi. Şu anda o Meriç nehrini geçmeye çalışırken ölen, başta ailen bebek, yüzlerce bebekte, insanda, Avrupa'nın aman benim konforum bozulmasın, o mülteciler buraya gelmesin, bizim sınırımızda olmasın demesinin tabii ki de payı var. Bunu ayrı bir yere koymak lazım. Ama öte taraftan Türkiye komşusu olan Suriye'nin bu giderek büyüyen iç savaşında ne kadar kendi payına doğru adımlar attı, ne kadar sorumlu, ne kadar değil de bir şekilde konuşmamız gerekecek. Senin demin söylediğin işte Şam'a gider, işte namaz kılarızdan Davutoğlu'nun politikalarına kadar. Bu noktada da Türkiye'nin çok bir şekilde hesap veriyor olması lazım. Şunu unutma, şunlar çok konuşuldu. Bir taraftan tabii ki de biz bu insanlara kucak açacağız, savaştan kaçıyorlar, acıları var deyip bir taraftan da en ufak sıkışmada açarız kapıları, size yollarız konuşmaları. Avrupa'nın bu mültecileri almama ve bunları uzak tutma noktasında yaptıkları ne kadar utanç verici ise Türkiye'nin de bir gün savaştan kaçan kardeşlerimiz, muhacirler kucak açacağız deyip ertesi gün biz bunları açar kapıları size yollarız demesi de aynı derece sorunludur ve aynı derece sıkıntılıdır. Çok zor evet 4 milyon insanı Türkiye'de barındırmak. Bu kadar yüksek işsizlik varken, bu kadar büyük sosyal sıkıntılar Türkiye yaşarken çok zor. Ama Türkiye'deki insanlar birkaç küçük olay hariç buradaki insanlara sahip çıktı. Tabii bu da başka bir önemli noktasıdır. Bir şey daha söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı giderken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan giderken iki tane noktanın altını çizdi. Şu anda saatler 3'e geliyor. İşte yaklaşık 7 saat sonra ateşkes denilen, Türkiye bu lafı kabul etmiyor, sevmiyor. Çünkü işte ateşkes devletler arasında olur, onlar devlet değil falan diyor. Onunla ilgili bir bilgi verdi. Diyor ki 700-800 SDG'nin bölgeden çekildiğini gördük. Ha. 1300 tanesi daha çekilecek. Alanda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgi veriyor bize. Onları da izliyoruz. 22'de bitecek diye bir şey söylüyor bu verilen süre. Belli ki çekilme ile ilgili Türkiye belli bir noktada ikna oluyor ve çekilmeye o 1300 kişiyle adını koyalım yani çekilmeye göz gidiyorlar. Tabii gitsinler diyor zaten. Hani o pazarlığı onu konuşmuştu Amerikalılarla. Dolayısıyla bu çekilmeyle ilgili hani herkesin kafasında şu vardı. İkinci şey başlar mı bir daha? Benim anlayabildiğim Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerinden sanki yeni bir şey başlamayacak, çekilmeyi izlemeye devam edecekler evet gibi gözüküyor. Ki bunu Putin de istemeyecektir. Bir cümle bu çekilen YDG'liler meselesi ya da PYD'liler meselesi. Ki daha önce de bunu konuştuk. Bu ilk defa değil bu arada. Daha evvel de hatırlayacaksınız. Operasyon yapıldığında bu YDG'ler gidiyor. Nereye gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Hangi silahlarla gidiyorlar diye. Sonuçta bunlar orta ve uzun vadede hem Suriye'deki anayasa ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması meselesinde bir unsur olacaklar. Tabii. Dolayısıyla bu YDG'lilerin ortadan kaldırıldığı gibi bir anlam çıkmaması gerekiyor. Ve bunların anayasal durumları ne olacağı bir pazarlık konusu olacak. Ve sen diyorsun ki Suriye güçlerinin de bir parçası haline geliyorlar. Evet. Çünkü zaten Suriye ordusunda asker kalmamıştı. Şimdi Mahir Esen biraz önce söylemiştim. Şimdi telefon attığımızda. Tele 1 Moskova temsilcisi. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. İyi, teşekkür ederiz. Şimdi biraz biz Türk tarafını konuştuk ama Soçi'de devam eden Erdoğan-Putin görüşmesinin Moskova tarafını da sizden almak isteriz. Diyelim ki Putin'in açıklamalarında daha resmi ifadeler duyuyoruz ama hani klasik teriminden sorayım. Kapalı kapılar ardında Moskova'da, Kremlin'de, Putin'in etrafında neler konuşuluyor? Nasıl bir yol haritası çizmiş durumda Rusya? Şimdi sorunuza cevap vermeden önce Rus diplomasisinin klasik yapısından biraz bahsetmek gerekiyor galiba. Tabii biz Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir şeydir bu. Çünkü Türkiye'de herkes konuşur. Gerek yetkili olsun, yetkili olmasın. Yani hükümetin herhangi bir ilgisi olmayan bir bakanlığından bile dış politika ile ilgili zaman zaman açıklamalar duyabilirsiniz. Fakat Rus diplomasisinde evet, gelenek sesim geliyor mu acaba?
Az duyuyoruz sizi ama duyuyoruz. Evet, buyurun. Rus diplomasisinde genel bir yapı vardır, bir gelenek diyebiliriz buna. Bu gelenek diplomasinin tıpkı bir işçilik gibi, bir el sanatı gibi narin bir şekilde örülmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Bu konuda fazla kimse konuşmaz. Nihayetinde de dikkat edilirse sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'nın ağzından son dönemde bazı açıklamalar duyuyoruz. Yanı sıra Kremlin'in de bu konudaki fikirlerini Kremlin'in yetkili basın sözcüsü Peskov'dan duyuyoruz. Şimdi Putin'in burada yapmak istediği şeyi, genel anlamda Rusya'nın yapmak istediği şey aslında başından beri Amerika'nın oradaki varlık nedenini ortadan kaldırmaktı. Bu varlık nedenini Amerika nasıl ifade ediyordu? Uluslararası herhangi bir anlaşmaya uygun olmasa da varlığı ve Rusya gibi davet edilmemiş de olsa bölgeye, orada IŞİD'in varlığını bir tehdit olarak gördüğünü, bununla mücadele etmek için orada olduğunu ve Kürtleri bir yerde korumak için bölgede bulunduğunu iddia ediyordu. Rusya ve Amerika belirli başlıklarda anlaşmış olacak ki, Amerika her ne kadar dengeli bir politika izlemese de, özellikle yönetimsel anlamda bir liderlik krizinden dolayı son dönemlerde öngörülemez şekilde hareket etse de, netice itibariyle Amerika ve Rusya belirli başlıklarda anlaşmış olacak ki, Amerika buradan çekilmeyi, en azından kısmi de olsa çekilmeyi kabul etti ve Rusya da Kürtlerle Suriye yönetimi arasında, evet, görünüyor. Bu noktada şöyle bir sorun ortaya çıkmış oldu. Klasik anlamda bizim evet, duyuyoruz. Peki. Devam edelim o zaman. Evet. Murat Sabuncu'yla ne diyorsun yani? Yani Mahir senin söylediği tabii, Amerika ile Rusya anlaşmasını biz de biraz evvel konuştuk ve yine oradaki bölgedeki Türkiye'nin terörist olarak nitelendirdiği Kürt nüfus ile Şam'ın bir şekilde bir araya getirilmiş olmasının da altını çiziyor. Belirleyici tabii, hani artık Moskova ve Putin son derece önemli bir noktada. Bir de sadece Suriye'de değil, o da onun genelinde de Putin'in giderek artan bir liderliği. Geçenlerde Suudi Arabistan'a gitti. Başka dünyanın dört tarafında dolaşıyor. Orta Doğu'da özellikle çok etkili bir hale geldi. Suriye'de de çözücü noktaya geldi ama 30 Ekim Cenevre'deki bu anayasa buluşması çok önemli hale geliyor. Geldi ve tabii İdlib konusu. Bugün birkaç noktada bence sonuçlar alacağız. Şimdi Mahire, senle maalesef bağlantımızı kaybettik. Evet. Telefon hatları bazen sağlıklı olamayabiliyor. Özellikle Rusya'yla yapılan bağlantılarda. Bir cümle bunu sorayım. Hem iç siyasetteki CHP'liler ne yapacaklar meselesine döneceğim ama. Ben bugün bu IŞİD'le mücadele konusunda da çok ciddi bir mesaj çıkmasını bekliyorum. Çünkü birincisi Amerika bu cihatçıları, eli silahlı cihatçıları ve de Avrupa istemediği kadar Rusya da istemiyor. Çünkü bütün bu hem Özgür Suriye Ordusu'nun içindeki cihatçılar, ki bunlar göreceli olarak IŞİD'den biraz daha ılımlı, belki ılımlı bile değil, biraz daha kontrol içinde diyelim. Bunların ne olacağı meselesi çok çok önemli. Yine gelen rakamlardan bazılarının serbest bırakıldığı yönünde Rusya endişelerini dile getirmişti. SDG'nin oradan ayrılması sonucunda. Tabii Türkiye ne kadar sıkı davranacak bu konuda? ÖSO, bunlar işte IŞİD'çiler serbest kaldılar. ÖSO'ya dahil oldular. Hadi bakalım, bunlar bizim çocuklar haline geldi. Bunlar sıkıntı yaratır mı? Bu konularda da Rusya'dan ciddi bir mesaj çıkmasını ben açıkçası bekliyorum. Ya da belki onlar tam açık mesaj vermiyorlar ama bununla ilgili bir şeyler konuşulacağını düşünüyorum. Tüm dünyanın en büyük endişesi şu anda bölgedeki operasyonla ilgili olarak IŞİD'lilerin bir şekilde oradan kaçıp dünyanın tekrar etrafına yayılması ve
ne yazık ki bir takım terörist saldırıların tekrardan gündeme gelmesi. Evet. Yani en büyük soru işareti bu. Bir kere bunu herkes konuşuyor. Dediğim gibi dün ya da evvelsi gün Rusya'dan da üst düzeyde bir yetkilinin o bölgedeki kayıplarla ilgili olarak bir evet. uyarısı da konmuştu. Dolayısıyla IŞİD en büyük problem. Peki Mahir Esen'e soralım. Tekrar geri geldi tamam. Telefon attığımızda. Sizle bağlantıyı kaçırdığımızda tam şunu konuşuyorduk Murat Sabuncu'yla. Bu IŞİD'liler meselesi çok önemli. Ve bu konuda da Rusya'nın hem ikazı var hem de özellikle altını çiziyor, üstünü vurguluyor. Eli silahlı cihatçı grupların ne olacağı konusu ve bu konuda Türkiye'den çok sıkı takip, önlem ve mücadele bekliyor zannediyoruz, değil mi? Yani en azından söylemleri öyle. Bugün ne beklemeliyiz bu görüşmeden? Bugüne kadar söylediklerinden daha güçlü bir mesaj çıkar mı? Bunu rica edeceğim sizden almak, yani yorumlamanızı. Bir de demin eğer söyleyeceğiniz önemli bir nokta vardıysa ve onu kaçırdıysak onu da vurgulayın lütfen. Şimdi sesim geliyor herhalde, bağlantı evet, kesildi. Şimdi açık konuşalım. Burada göründüğü kadarıyla Türkiye'de kamuoyu çeşitli şekillerde bir dezenformasyonla karşı karşıya, her konuda olduğu gibi. Yani doğru bilgiyi özgür bir şekilde alamama sıkıntısını toplum olarak yaşıyor Türkiye. Bu noktada açık konuşmak gerekirse, Rusya'nın mevcut tavırlarından ve demin onu söylemeye çalışıyordum. Yani Kremlin yetkililerinin daha alt düzeyde, daha bürokrat düzeyde de olsa yapılan açıklamalardan şunu anlamak çok net ki bugün Peskov'un yapmış olduğu açıklamada bunun altını çizmemizi sağlıyor. Türkiye belirli şartlarda Rusya ile ve görünüyor ki Amerika ile anlaşmış ve belirli şartlarda anlaşmasına rağmen bu anlaşmanın maddeleri konusunda Türkiye bu anlaşmanın maddelerine uyma konusunda yeterli çabayı göstermediği veya gösteremediği görülüyor. Bu IŞİD'den kayıplar başlığı da bunlardan elbette biri. Ama bunu ilk defa yaşamıyoruz. Yani İdlib'de de Türkiye taahhüt ettiği birçok noktada taahhütlerini gerçekleştirme noktasında etkisiz kaldı. Bunun bilinçli olup bir tercih olup olmadığını tartışmayacağım. Ama Türkiye netice itibariyle burada yapmak istediği yapmak istediği şeyler noktasında yol alabilmek adına belirli sözler veriyor ve bu sözler maalesef belirli noktalarda yerine gelmiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu tarz bir politika iç politikada, iç denklemde karşılık verebilir ama dış politikada, uluslararası arenada bunun karşılığı güvenilmezliktir ve yalnızlıktır. Bunun sonucudur ki Peskov bugün çok kayda değer bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'deki nihai hedefleri konusunda bilgi vermesini bekliyoruz diyor. Ya bu Putin-Erdoğan görüşmesinden önce şu demektir. Biz Türklerle bu şekilde anlaşmadık. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyoruz. Açıklamalarını bekliyoruz. Şimdi bu kadar tekrar ediyorum. İç politikada bunun karşılığı olabilir. Bu kasaba pazarında mal satar gibi yapılan ticaretin karşılığı olabilir. Ama uluslararası arenada karşınızda iyi satranç oyuncuları varken tavla hamleleriyle o satranç hamlelerine karşı koyamazsınız. Bu sonunda boşa çıkacak bir politikadır. Maalesef boşa çıkacak bir politikadır. Türkiye'nin yoğunlaşması gereken ciddi ve derin Doğu Akdeniz başlığı gibi çok ciddi problemleri dururken bu tarz bir politikayla, bu tarz bir politik anlayışla yol alması mümkün değildir. Peki. Kesinlikle. Maalesef bir de son cümle. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz önce Murat Sabuncu ile konuştuk ama Suriye'nin ben de bütünlüğünden tarafım falan gibi bir takım ifadeler söyledi. Söyleyip duruyor zaten de. Şimdi bir ufukta Esad, Türkiye, daha doğrusu Erdoğan görüşmesi o kadar olur mu bilmiyorum ama en azından belki heyetler arası. Yani bu işin gidişatı o yön müdür? Rusya bu konuda dirayetli olacak mı ya da bastıracak mı? Şimdi Türkiye'nin en büyük yanılgısı, düzeltiyorum, Türk yönetiminin, şu anki mevcut yönetimin en büyük yanılgısı bence ne biliyor musunuz? Yıllardır dış politikayı takip eden ve bu konularda yazan biri olarak naçizane fikrimi verdiğim.
Dış politikayla ilgiliyseniz ve bir karar mekanizmasının başında duruyorsanız, önünüzdeki hesap makinesiyle yaptığınız hesaplar dış politikada sonuç vermez. Yani dış politikada iki kere iki hiçbir zaman dört etmez. Tamam. Evet. Türkiye yönetimi şu anda şöyle görüyor. Biz Ruslarla şunları verirsek karşılığında şunu alırız. Biz Amerikalılara şunu verirsek karşılığında şunu alırız. Artı eksi toplam biz kârdayız. Öyle olmuyor. Şunu anlamaları gerekiyor. Mesela Rusya başlığından bahsetmek isterim. Rusya orada Amerika'nın varlık nedenini ortadan kaldırırken kendi varlık nedenini tehlikeye düşürecek adımlar atmaz. Çünkü Amerika'nın oradan ayrılması veya uzaklaşması kısa süreliğine, fakat Türkiye'nin yoğun bir çatışma sürecinin içerisine girmesi veya çatışmayı yükseltmesi demek, bizimkilerin anladığı şekilde Türkiye'nin bir zaferi falan olmaz, Rusya'nın büyük kaygısına yol açar. Nedir bu kaygı? Orada çatışmanın yükseliyor olması aktör sayısını çoğaltır. Hem Batılı hem de uzak vadede belki İran'ın da içinde olacağı, hatta Irak'ın içinde olacağı yükselmiş bir çatışma orada Rusya'nın inisiyatifini kaybetmesine yol açabilecek zincirleme bir reaksiyon hazırlayabilir. Buna Rusya asla izin vermez. Evet. Rusya'nın Adana mutabakatı diye ısrar etmesinin sebebi de budur. Bakın çok ilginç bir haber yaptık geçtiğimiz hafta. Kendi kanalımızdan da yayınlandı, Türkiye'de ilk defa zannediyorum. Rusya önümüzdeki 3 yıllık savunma bütçesini deklare etti ve bu savunma bütçesi de askeri harcamalara düşüş var. Yani Rusya için Suriye Savaşı, büyük çatışmaların olduğu Suriye Savaşı bitmiş durumda. Rusya bundan geri adım atmayacaktır. Rusya şu anda bir tercih yapma zorunluluğu içerisinde de hissetmiyor kendini. Evet. Eğer Rusya bir tercih yapacaksa ki Türkiye bunu zorlamaya çalışıyor, Türk yönetimi, bence istediği sonucu almayacaktır. Yani Rusya'nın tercihi Türkiye'yi bu anlamda memnun etmeyecektir. Tüm bu gelişmelerin ışığında yani Türk diplomasisinin gerçekten o geleneği olan, büyük yıllara, yani yüzlerce yıllık devlet geleneğinden süzülüp gelen o diplomasi geleneğini, yani insan mumla arıyor. Gerçekten bu böyle. Evet. Yani ne yapılmaya çalıştığı anlaşılmıyor. Anlaşılan o ki Türkiye'de her şey iç politikada, dış politikada, ticarette, sanatta, turizmde olduğu gibi dış politikada da tek bir kişi tarafından karar verilen garip bir politika da diyemeyeceğim. Fikirler yumağı haline gelmiş durumda. Peki Mahir Esen, çok teşekkür ederiz. Rusya'nın derin koridorlarının analizini yaptı bize. Gerçekten Rusya tarafını bilmek önemli. Ben şu ifadesini beğendim. Karşınızda çok iyi satranç oynayan oyuncular var ve siz tavla hamleleriyle cevap vermeye çalışıyorsunuz. IŞİD meselesi de önümüze konulacak dosyalardan bir tanesi. Şimdi belki son kaldığı yerden devam edelim Murat Sabuncu. İşte böylesine çıkan bir tabloda şimdi CHP'nin herhalde oturup düşünmesi gerekiyor. Bir dakika, ben bir anda gittim, bu politikanın bir parçası oldum aman beni HDP'yle bir arada gösterirler, aman benim de tabanım bana kızar, aman da biz sanki işte teröristlere destek veriyoruz, ilan ediliriz diye korktu. Tezkereye evet dedi ve bugün ne yapacaklarını sence biliyorlar mı? Şöyle bir başlamak lazım. Biz bu yayını yaparken bu saatlerde, bugün günlerden salı ve saat 3.30, Selçuk Mızraklı 31 Mart seçimlerinde Diyarbakırlıların %68.2'sinin oyunu alarak seçimli Selçuk Mızraklı savcılık tarafından tutuklama istemiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. İddia nedir? Terör örgütü üyesi olmak, terör propagandası yapmak. Şimdi hep konuştuk bu kayyum ataması sırasında. Biliyorsun herhangi bir yerel yönetici ya da seçime girecek birisi YSK'ya başvurduğu zaman onun süreci kontrol ediliyor. Evet. Hani bir suç var mı yok, bu nedir, ne soruşturma falan, hiçbir şey yoktu. Sonra birdenbire kayyum atandı Diyarbakır'a, ilk başta Mardin'e
Van'a, sonra şimdi sondan da Hakkari'ye, başka yerlere ve bir soru işaretleriyle dolu bir noktadan bahsedildi. İki gün evvel de sabah saatlerinde Selçuk Mızraklı'nın evi basılarak gözaltına alındı. Bugün de şimdi savcılık, adliyede kendisi tutuklama isteğiyle suç cezaya sevk etti ki biliyoruz ki suç ceza hakimlikleri de genelde tutuklama kararını çok rahat bir şekilde veriyorlar. Şimdi Diyarbakır'da %68'i oy verenler ne düşünüyorlar Şirin Payız'ın? Şöyle düşünüyorum. Yani tabii de bu sadece Diyarbakır'ın işi değil, Türkiye'nin işi de hani belediye var, %68 ne düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da çok önemli bir fırsat yakaladı aslında. Neydi o fırsat? Adını o zaman koymamışlardı. HDP'nin, Kürt seçmenin oyuyla bir yere doğru gittiler. İşte 800 bin oy farkı oldu falan filan. Fakat bu özellikle tezkere sürecinde insanlar sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden biraz daha fazla soran, sorgulayan, belki itiraz eden bir duruş beklediler. Anlamaya çalışan bir duruş beklediler. Bu duruş olabildi mi? Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Kemal Bey o gün hatırla grup toplantısında önce 7 madde sordu, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na. 2011'deki bu giriş, Suriye girişi, müdahil olması, Türkiye'nin aldığı aksiyonlar ve bunun getirdiği süreç. 7 tane çok meşru iyi soru sordu ama sonunda içimiz yana yana bu tezkereye evet diyoruz dedi. Şimdi gözüken o ki bunun, Bekir Ağar'dır bunu söylüyor, KONDA araştırmanın genel müdürü, son derece bu konularda tecrübeli ve iyi hisseden bir insandır. Bir daha Cumhuriyet Halk Partisi 23 Haziran'da Kürtlerden bulduğu desteği asla bulamayacak diye bir tespit oldu bugünkü yayınımızda. Şimdi şöyle bir nokta. Bu bir değil, iki değil. Dokunulmazlıkları kaldırılması CHP'nin. Hadi ondan sonra Kürt seçmen affetti, bu seçimlerde destek verdi. İkinci kere bu sefer bu şekilde. Evet. Ve şu anda da baktığımız zaman sadece Selçuk Mızraklı değil, bir sürü belediye başkanı gözaltına alınıyor, kayyum atanıyor, evet, ve hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Evet. AK Parti, yani bir açıklanan bu şeyin sonunda, operasyonun sonunda müteahhitlerimiz oraya şahane binalar yapılacak diye iç siyasete oynanırken ve böyle açıklamalar gelirken bir taraftan ülkenin içinde siyaset allak bullak ve şu anda üstünlük ve gündem belirleme bir kez daha AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş durumda. Biraz evvel grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kayyum atamalarının demokrasi ve anayasaya aykırı olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum diye bir cümlede kullandı. Onu da hemen bir not olarak söyleyeyim. Tabii şöyle bir nokta oldu. Hakikaten çok insanlar, özellikle demokrat kesim, şaşırdı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı bu aksiyona. Senin dediğin gibi hani bekleyen vardı ama hani bir sürü insan yeni bir söz söyleyebileceğini düşündü. Yine çok konuşulan bir şey, bu CHP'nin dışında bir şey. Bu Suriye operasyonunun sadece AKP ve Erdoğan değil, aynı zamanda bir devlet aklıyla yapılan bir operasyon olduğu da söyleniyor. Biliyorsun yani, çünkü çok farklı kesimler buraya geldi. O zaman da bugün Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlarda, eğer böyle bir akıl varsa, çok ciddi Türkiye bir sorunlar yumağı içinde, ekonomisinden dış politikasına kadar. Demek ki bu doğru bir akıl değildi ki bu noktaya sürüklendi. O yüzden CHP'den farklı bir akıl, farklı bir söz, farklı bir söylem bekleniyordu. CHP kaynakları şu anda, yani kısa vadede bakılıyor bu sürece ama göreceksiniz orta vadede bunları dönüştürecek, tekrar değiştirecek bir atağa geçecek Cumhuriyet Halk Partisi diye söylüyor ama tabii hayatı anlık yaşıyoruz Şirin Payız'ın, anlık. Yani o operasyon başladı, insanlar öldü, o mektup, Türkiye'ye hakaret mektubu geldi. Türkiye daha da bir negatif bir süreçte sürüklendi. Evet, yani şimdi bu operasyon öncesinde Bekir Ağar'ın yine açıklamasıydı. İlk defa AK Parti'nin çekirdek oyu %30'ların altına inmişti. Yeniden bir milliyetçilik rüzgarı ve dalgasıyla ve söylemiyle böyle milletin de ne olduğunu, çok aynı başkanlık referandumu gibi. Bu operasyon neyi içeriyordu? Bunu Soli Özel de söyledi. Hedefleri neydi? Nereye varmaya çalışıyorduk? Bunların hiçbirini bilmeden bir koro halinde bu operasyona destek verildi. Geldiğimiz noktada işte konuştuklarımız. Evet. Rusya'nın söyledikleri belli, Amerika'nın yaptığı belli. Verip varabileceğimiz noktanın Esad ve Esad'la anlaşmış SDG olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bir de işte bir müteahhitlerin inşa edeceği bir güvenlik alanımız var. Sonrasında ne olacağı belli değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra herhalde tavşan şapkasından tavşan çıkartmalı ki
yeniden kaptırdığı bu moral üstünlüğünü, İmamoğlu'nun estirdiği rüzgarın üstünlüğünü ve de Kürt seçmenin çok rencide olmuş bu kayyumlarla ve seçtiği belediye başkanlarının gözaltına alınması ya da tutuklanmasıyla ilgili olmuş durumu kurtarması gerek. Son olarak şunu söyleyip kapatayım. Bu arada da mesela bütün bu şeyin arasında, rüzgarın arasında Haydarpaşa ihalesine ilgili İmamoğlu tek başına bir mücadele veriyor. Evet. Mesela bu konuda gündemde belki yalnız bıraktı İmamoğlu'nu, değil mi? Yani bu çok ciddi bir şey, evet. Haydarpaşa ihalesi. İmamoğlu'nun arkasında İstanbullular, avukatlar, bir sürü insan var Şirin Payız'ın. Tabii dediğin gibi esas belki başlı başına bu program yapmamız lazım. Ki bugün Mehmet, evet, Yılmaz, TV4 yazar, evet, bu konuda çok iyi bir yazı yazdı. Siz kısa bir süre evvel belediyeden 3 bin lira maaş alan bir kişinin 10 bin liralık sermayeyle kurduğu ihaleden bir gün evvel 1 milyon liraya çıkarttığı sermayesini bir şirkete veriyorsunuz da iki kelimesi farklı yazılmış diye İstanbul Büyükşehir Belediye'ye Haydarpaşa ihalesini vermiyorsunuz. Ulaştırma Bakanı'nın söylediklerine Ekrem İmamoğlu bugün erken saatlerde çok sert cevaplar verdi. Birincisi şunu sordu: sizin o fotoğrafta ne işiniz var? Birlikte fotoğraf diye çektirdiniz. İkincisi de İstanbul'un hakkını, Haydarpaşa'nın hakkını bırakmayacağım diyor. Bu bile başlı başına ciddi bir mücadele Şirin Payız. Şimdi T24'te bu haberlerin ayrıntılarına bakacağız. Ama tabii ki öncelikli olarak meselemiz bu devam eden hala operasyon, daha doğrusu ateşkes var şu anda ama biz buna genel çerçevesiyle bir operasyon diyelim. Operasyonu askeri operasyon olarak algılamayalım. Aslında büyük dönem bir müthiş bir pazarlık, satranç oyunu, gidip gelecek olan, yapılacak olan görüşmeler var. En önemlisi tekrardan çizelim. Bundan sonra Türkiye hem Trump'la Rusya anlaştıysa eğer anlatılanlara göre, hem IŞİD'liler konusunda, sınır güvenliği konusunda önemli bir teste tabi olacak. İkincisi de hakikaten bundan sonra iç siyasette de anlatması gerekecek. Ne kazandı, ne oldu ve Esad'la eğer görüşmelere doğru gidiliyorsa bunu kamuoyuna nasıl anlatacağı konusu ve tabii ki kendi iç siyasetinde Kürtlerle meselesini, Kürt meselesini çözmediği ve bir noktaya getirmediği müddetçe de bakalım sınır ötesindeki başarı olacak mı? Murat Sabuncu, çok teşekkür ederiz. Murat Sabuncu'nun Bekir Ağırdır'la yaptığı önemli program diyelim, röportaj, sayıların dili. Gerçekten son durumdaki bu operasyon sonrasındaki sayıların, sizlerin, Türkiye'nin nabzının ne şekilde attığını anlatıyor. T24'te bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz sizlere de izlediğiniz için ve sorularınız için.